Merhabalar, ben Gülfem Tömen. Anadolu Partisi Antalya Milletvekili 1. sıra adayınızım. Anadolu Partisi'nde sizin için varım. Sizlerin ve kadınların sesi olmaya geldim. Haydi sizleri Anadolu Partisi'ne bekliyorum. Halkçatv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Anadolu Partisi'den 1. sırada Antalya Milletvekili adayı Gülfem Tömen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Anadolu Partisi Emine Tahran Ülker'in kurmuş olduğu bir parti. Kendisi Antalya'yı da ziyaret ettiğinde kendisiyle tanışmıştım. Yeni bir yüz, yeni bir ses, yeni bir heyecan ve ülkenin de, ülkemizin de aradığı özelliklerin partisi diye düşünüyoruz. Ve hemen hemen herkes de çok şey bekliyor Anadolu Partisi'nden. Siz 1. sıra adayı olarak Anadolu Partisi'ne geldiniz. Neden geldiniz? Neden siyasete girdiniz? Girdiğinizde, milletvekili olduğunuzda neler yapacaksınız? Bunları konuşacağız. Ama önce kısaca bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra benim sorularım olacak. Evet, ben İstanbul doğumluyum, 1957. Babam idareci, annem ev hanımı olan bir aileden geliyorum. Çok varlıklı bir aile değil, normal ölçülerde. Fakat bir Almanya serüvenimiz oluyor çocukluğumda. Orada ben Almanca dilini öğreniyorum ve döndüğümüzde İstanbul'daki Avusturya Lisesi'nde eğitimimi tamamlıyorum. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde daha sonra ön lisansımı yaptıktan sonra lisansımı daha sonra açık öğretimde tamamlayıp çok yıllar sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet anabilim dalında yüksek lisans yaptım ve şu anda doktora çalışmalarım devam etmektedir. Peki. İş dünyasında çalıştınız. Kaç yıl çalıştınız? 20 yıldan 20 fazla yıl. Bir süre tekstil, konfeksiyon, ihracatlarla uğraştık. Çok da kadınlar yanınızda, çok hanımlar çalışmıştır. Çünkü tekstilin en çok çalışan kesimi bayanlar oluyor daha ağırlıklı. Evet, ağırlıklı olarak aslında mesleki eğitim görmemiş kadınlar çalışmakta tekstil konfeksiyon sektöründe. Çalışarak öğreniyorlar işleri ve çok çalışkan kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamak için canla başla çalışıyorlar. Peki. Siz ciddi bir hayat tecrübesi geçirdiniz, yöneticilik yaptınız ve en sonda Antalya'ya da geldiniz, yerleştiniz. STK'lar, sivil toplum örgütlerinde de görev aldınız. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da başladınız sanırım. KAGİDER, TÜSİAD destekli. KAGİDER'de görev aldınız. Orada neler yaptınız? Şimdi KAGİDER kuruluşunda bulundum. Kurucu üyesiyim. Aslında kurucu üye olmamın nedeni 2002 yılında COSGAP aracılığıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından Türkiye'den seçilen 9 girişimci kadın arasında yer aldım. Yani ülkesinin ekonomisine katkı sağlayan kadınları seçtiler. Bu benim için çok güzel ve çok kıymetli bir deneyim oldu. Daha sonra biz bu kadınlar bir araya gelerek Kadın Girişimciler Derneği, KAGİDER'i kurduk. Çok kıymetli, çok güzel çalışmalar yapmaya devam etmektedir. KAGİDER kadınları eğitmek üzerine, onları girişimci yapmak üzere yola çıkmış, onları Türkiye geneline destek veren bir kurum. Böyle bir çalışmaları Peki, var. Siz çalıştınız, artık işi dünyasını bıraktınız. Sizi sonra kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet ana bilim dalı Akdeniz Üniversitesi'nde bu bölümü okudunuz. Evet. Neden bu bölümü okudunuz? Neden böyle bir şeye giriştiniz? Şimdi ben aslında öğrencilik yıllarımda ve ailemde öğrencilik yıllarımda ve iş hayatında kadın erkek arasında bir eşitsizlik olduğunu farkında olmadan yaşadım. Yani böyle bir şanslı bir insandım o konuda diyeyim. Tam çalışma yaşamındaki meslek eğitim görmüş kadınları görüyordum ama onu yorumlayamıyordum. Daha sonra bu KAGİDER'deki toplantılarda, orada konuşulanlar konusundaki verilen bilgiler doğrultusunda vesaire kadınlara daha yani Türkiye'de yaşayan kadınları daha yakından görme tanıma fırsatım oldu. Onlar beni çok etkiledi. Neler gördünüz? Neler yaşadınız? Şimdi bir defa kesinlikle kadın erkek eşitsizliği var. Eşitsiz ücret var.
kadınların çalışmaya, iş hayatına girmelerinde karşılaştıkları engeller var. Aileler özellikle kız çocuklarını ikinci planda tutuyorlar. Eğitime gitmelerini de engelliyorlar. Daha sonra çalışma hayatına katılmadan engelledikleri gibi çalışan kadınların büyük bir kısmı zaten sigortasız çalıştığı gibi geliri de ya babasına ya eşine vermek zorunda kalıyor eve döndüğü zaman. Aynı zamanda evdeki çocuklara bakmak zorunda, evdeki yaşlılara bakmak zorunda. Yani kadınların üstüne korkunç bir yük olduğu gibi engelleniyorlar sürekli. Bunları gördüm. Bunları görünce mi siyasete atılmayı düşünüyorsunuz? Tabii ben de artık ben şöyle diyeyim, bütün yatırımımı, ekonomik yatırım çocuklarım üzerine. İki tane kız çocuğum var. Kız çocukların eğitimin ne kadar önemli olduğunu herhangi bir şekilde böyle hissederek diyeyim, yani bunu yapmam lazım diyerek çocuklarıma yatırım yaptım. Şu anda biri bitirmek üzere, birinde doktora çalışması devam ediyor, ikisi de yurt dışında. Bütün yatırımları ona yaptım. Yani kadına yapılan yatırım, eğitimin ne kadar önemli olduğunu herhangi bir şekilde farkındaydım. Siyasete girmemin sebebi eğitimin ne kadar önemli olduğunu farkında olmam ve mutlaka bu konularda artık çocuklarımı da yetiştirdim. Kendimin de normal bir düzeni var. Yani halkıma, topluma ve özellikle evet, kadınlara faydalı olmam gerektiği, yani evde oturmaman gerektiği konusunda yani karar verip siz milletvekili olursanız benim görevim kadınların eğitimi, toplumdaki yeri, evet, ve çalışıyorlar ise de kazançlarının eşit olması, sosyal güvencelerinin olması ve haklarını tamamıyla savunmak. Yani sizden iyi bir sosyal ve aile bakanı olur gibi geliyor bana. Baktığım zaman yaptığınız çalışmalar da doğrultusunda sanki oraya böyle uygun ve çalışmışsınız. Oraya giden bir yol var. İnşallah olur. İnşallah. Yani vatandaşımız milletvekilini belirlerken, adayını belirlerken kim olacak ve vekil olduğu zaman da bize ne faydası olacak diye haliyle düşünmekteler. Evet. Haklı olarak. Şimdi Antalya'mızın bu konuda kadının yeri konusunda, evet, Antalya %50 tarımla uğraşıyor. Evet. Tarım alanında baktığımız zaman yine kadınlarımız var. Evet. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, sadece Antalya'da değil. Belli kısımda turizmde uğraşıyor. Yine aynı şekilde 5 yıldızlı otellere bakıyorsunuz. Housekeeping bölümünde, evet, olmazsa olmaz kadınlarımız çalışıyor. Evet. Yine baktığımız zaman buradaki sanayi ve fabrikalarımızda yine aynı şekilde. Kadın ucuz işçi midir? Kadın daha iş alanında, sahada daha mı ekonomik geliyor, ya da haklarını arayamadığı için ona iş verip işte sigortalı yapmadan nasıl çalıştırılır gibi bir takım kullanılma durumları söz konusu. Siz işte bunun burasında bir vekil adayı olarak neler yapabileceksiniz? Kadının sesi nasıl olacaksınız? Partide geldiniz, vekil oldunuz ve artık sizin de hükümette, yönetimde söz hakkınız olduğunda neler yapacaksınız? Şimdi toplumumuz %50 kadın, %50 erkekten oluştuğuna göre, yani her kurumda, her konuda da bu temsilin eşit olması gerekiyor. Yani biz en çok bunun için çalışacağız. Her yerde, siyasette, ekonomide vesaire, sokakta, işte, her yerde kadınlar eşit olarak temsil edilmeli. Bunun için de öncelikle okuma yazma bilmeyen, halen sanıyorum eğitimsiz, hatta okuma yazma bilmeyen 2 milyon kadın var. Öncelikle kadınların mutlaka okur yazar olmalarını sağlamak istiyoruz ve onların gelişimine katkı koymak istiyoruz. Bu konuda ne yapılabilir? Şimdi bir defa zihniyetlerin değişmesi lazım. Yani kız çocuklarının eğitime, işe gitmeleri hiçbir şekilde engellenmemeli. Yani bu bir zihniyet meselesi aslında. Bu son iktidardaki partiyle de direkt bağlantısı yok. Kız çocuklarını tarlaya gönderiyorlar ya çalıştırmaya. Ama veyahut da bir fabrikaya işe gönderiliyor şimdi. Yani o ücretsiz aile işçiliği oluyor. Öyle yine para olmadı, kazanmıyorlar. Öyle mi oluyor? Peki. Evet. Yine gelir erkeğe geçiyor. Çünkü
gelirin kadınların yüzde, yani toplumla yaksız çalışan kesimi yaklaşık %30'u kadın, %70'i erkek iken gelirin %90 küsürü erkeğe gidiyor. Kadınlara %10'dan daha az bir gelir kalıyor. Şimdi kadınların çalışabilmesi için de tam eğitilmeli, geliştirilmeli vesaire ama başka destekler de sağlanmalı. Örneğin çocuğu olan kadınlara ücretsiz kreş imkanları mutlaka sağlanmalı. Bu konularda çalışacağız. Okuyan kız çocuklarına ilk öğretim, lise ve üniversitede kademeli olarak destekler, yani devlet eliyle, bu bir takım dernekler vesaire vasıtasıyla direkt devlet bu çocukların okumasına destek vermeli, kız çocuklarının. Ve kadınlara da örneğin bir yıllık ücretsiz izin hakları verilmeli doğumdan sonra. Bu belki işverenin vergisinden mahsup edilebilir vesaire gibi. Yani kadın dışarı çıkmalı, evinden dışarı çıkmalı. Tamamıyla devlet koruması altında olmalı. Evet, sosyal bir hukuk devleti olmak istiyoruz. Peki, Anadolu Partisi, bu sizin tabii ki görev alırsanız yapacağınız işler. Evet. Anadolu Partisi olarak Türkiye'ye, tüm ülke insanına Anadolu Partisi'nin yeni bir yüzü ve yeni bir şekli ile ne katkılar sağlayacak? Anadolu Partisi nasıl siyaset yapacak? Anadolu Partisi, bir defa benim de katılmamın tek sebebi hem Sayın Başkanımıza saygı duyduğumdan dolayı hem de yepyeni, temiz bir sayfa. Yani biz siyaset, temiz bir siyasetin içinde bulunmak, yeni bir oluşum ve temiz ve dürüst insanların da siyaset yapabileceğini göstermek için de belki de bir örnek modeliz. Aslında Avrupa'da bir kadının kurduğu ilk parti, Anadolu Partisi. Kadınlardan destek bekliyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak, özellikle ben ağırlıklı olarak kadınlarımız için çalışacağım. Yani temiz bir sayfa ve biz bütün toplumu kucaklıyoruz. Bütün kesimlerden oyumuzu bekliyoruz. Kimsenin oyunu da bölmüyoruz. Biz bütün kesimi kucaklayan bir partiyiz. Evet, ideoloji partisi değil, halkın, kesinlikle, tabanın partisi. Evet. Ve tamamıyla sağ ve sol görüş veya işte milliyetçi görüş veya dindar bir görüş, hayır, olmaksızın, hayır, tamamıyla Anadolu Partisi, adı gibi tümüyle Anadolu. Çağdaş, laik, evet, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmak istiyoruz. Ve parti onun olarak da bu şekilde. Peki son yine bir söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları da alayım. Son söylemek istediğim, aslında ben şunu söylemek istiyorum. Hem yüksek lisans tezimdeki sağ çalışmasında gördüğüm, hem her gün gördüğüm, yani benim ülkemin insanı çöp toplayıp para kazanmasın, benim ülkemin insanı, kadını çöpten çocukları için yiyecek aramasın. Yani bunu istiyorum, bu beni çok rahatsız ediyor. Her şeyi batıya özeniyoruz. Bu konuda da batıya özenelim. Ben çok sık Avrupa'da bulundum ve böyle bir şey yok yani. Sosyal demokrasi istiyoruz. Herkes belli bir refah seviyesinde yaşamalı. Kimse çöpleri karıştırmasın. Bu saha çalışmasında da ben mikro kredi kullanan kadınlarla ilgili birebir görüşmeler yapar. Antalya ilinde üstelik, hani doğuya vesaire gitmedim. Bu çalışmayı yaptım. Kadın yoksulluğunu gördüm. Yani özellikle kadınlar yoksulluktan daha çok etkileniyor. Çünkü kadın para kazandığı zaman önce çocuklarını harcıyor. Erkek öyle değil. Yani evet, böyle bir fark Kural, var anne, bir reklam filmi var. Orada da diyor ya, annelik içgüdüseldir. Baba olunca babalığı çocuklarından öğrendim diye. Evet. Orada bir açık yani, gerçek. Evet. Bu saha çalışmasında ben hani çocuğuna süt, peynir, et alamayan annelerle tanıştım. Hani yarın ne yiyeceklerini bilmeyen insanlarla tanıştım. Bu beni çok üzdü. Yani böyle bir ülke olsun, böyle bir ülke olmamızı istemiyorum. Onun için siyasete girdim. Onun için de vekil olmak istiyorum diyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben evet, Anadolu Partisi 1. sıra milletvekili adayı Sayın Gülfem Tömen'le birlikteydik. Gülfem Hanım kadınlar için yapacaklarını anlattı ve bundan sonra da yine diğer bölümlerde de sık sık birlikte olacağız ve yine çalışmalarımız hakkında sizin bilgilerinizi vatandaşlarımıza ileteceğiz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Kolay teşekkürler. Gelsin. Evet, halkçatv.com'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.
Merhabalar, ben Gülfem Tömen. Anadolu Partisi Antalya Milletvekili 1. sıra adayınızım. Anadolu Partisi'nde sizin için varım. Sizlerin ve kadınların sesi olmaya geldim. Haydi sizleri Anadolu Partisi'ne bekliyorum.